hoş geldiniz. Bugün Salı günü ayın 6'sı. Melis, Mert, Mete üçü de bahçede suyla oynuyorlar. Ben de saat şu an 11.30. 12'ye geliyor ve öğlen yemeği yapacağım onlara. Birkaç gün önce yeni bir waffle makinesi almıştım. Çocuklar çok sevdiler. O yüzden bugün tekrar yapacağım. En son işte burada yapmıştım. Pazar günüydü herhalde. Şöyle bu Bestron markasından şöyle kalp şeklinde bir waffle makinesi aldım. Şimdi aldıktan sonra keşke bir büyüğünü alsaydım diyorum. Çünkü bunlar bayağı bir küçük çıkıyor. Ama olsun, çocuklar seviyorlar zaten. Çocuklar için almıştım. Perşembe, cumartesi günleri bol bol gezdiğimiz günler oldu. Bugün de çocukları Dipido'ya götürüyoruz. Best'te bir oyun parkı. Büyük bir oyun parkı. Hem içeride hem dışarıda oynayabiliyorlar. Pek yüzmeye gidemedik maalesef. Zaten dışarıda yüzecek kadar çok sıcak olmadı ama olduğu günlerde de herkes full yüzme havuzuna gitti. O yüzden bir kere gittik. Ya adım atılmıyordu. Gerçi hiç hoş değildi. Havuzda yer yoktu. Dışarıda oturacak yer yoktu. O yüzden bu sene pek yüzemedik. İnşallah kırılmamıştır. Senin şeyin de yok. Ekran kurucum da yok oldu. Leef je telefoon? Nee, leef nog. Oké, gelukkig, hij leeft nu. Ja,
Evet düştü. Ya Deyce. Suyun üstünde ne güzel spor yapıyorlar şu şekilde. Nereye gidiyor su akşam? Melis ve Mert de buna bindiler. Orada ilk önde oturuyorlar. Ay, başka da kimse yok. Sadece Melis ve Mert var. Bugün sakin. Son geldiğimiz tabii ki o zaman Mete daha bebekti, bayağı oluyor ama o da böyle yazındı. Çok daha kalabalıktı o zaman. Motor. Çık 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 çık. Yeah, goed gedaan. Aferin. Goed zo. Ya vazgeçmedi ya. Büyük okula gideceğim diyor. Heh. Goed zo. Çok iyi oynuyor ya. Ha, wow. Ya, bijna. Ay çok iyi. Uğraşamam dedi resmen. Niye bu kadar korkunç yapılmış? Detaylara bakar mısınız? Bunlar ne böyle? Aşkım. Koşma aşkım, koşma. Bum, evet o bum yapıyor, bum. Ne yapıyorsun? Daha iyi misin? Ayşe eğti. What will you? Ayşe. Ayşe eğti, tamam hadi. Tamam, tamam. Bin. Masaya. Yaş kut bin. Biz eve geldik. Çocukların üçü de duş alacak şimdi.
tane. Selim de aynısı. Yatattı. Mete'nin futbol lambası. Bu oyuncak topu. O lambası. İkisi de iki adam. Ne? Moye. Ya Moye. Yürüm seni ben. Bu arada bu da iki adam. Neresi mi? Ha. Futbol deseni her yerde. Ya bu topları kapar. Ya. Piş piş piş. Piş piş. Piş krem aşkım. Gel. Sen hiç krem? Krem. Hut so krem gel. Duş. Vay mis oldu. Beş ok. Üç farklı tarakla tarattırıyor bana. Sanki çok saçı varmış gibi. En sonuncu da bu. O yanlış mı yaptım? Pardon. Bu yine ahtara. Aa. Sakma deze doen? Nee, deze kaart. Oh, die straks, tamam. Een ate, een oopai. Zo, zo goed? Ja, een oopai. Ja, een ate, een oma ate. Yüz ifadesini yiyeceğim senin. Ne en aykırı? Tumar. Aktı. Aktırı. Bu kaşlar ne oğlum ya, yiyeceğim. Ben je klaar? Ik ben klaar. Nog niet klaar? Ben je klaar? Klaar? Wauw, knappe jongen. Melis'le birlikte markete gidiyoruz ama bisikletle gideceğiz. Çünkü hava çok güzel olduğu için. İlkokulu da bitirdikten sonra gideceği okulu bir görmeye gideceğiz. Bu sene 8. sınıfa başlayacak. Yani son senesi, ilkokulun son senesi. Hangi okula gideceği belli oldu. Hayır. Hayır. Bakın okul canlarını. Ya. Ya. Tohum ikiye gel yok ya. Para al canlarını. Tamam. Zinciri çıkmış. Niye oluyor bu? Yolda çıkmaz Tuh. Ne? Orası. Oh ya. Nerede kırıldı o? Çıkıyoruz. Ben elektronik çıkıyorum. Melis arkamda. Zorlanıyor. Evet. Bu yönden çok işe yarıyor. Kapalı her yer. Burası yine açık ama orası arkası kapalı tamamen. Şu ağaçların arkasında. Ama görünmüyor işte. Her yeri kapatmışlar. Şöyle şu şekilde. Kapalı her yer. Şöyle okulun ismi gözükmesin ama okulumuzda sigara içilmiyor diye tabela asmışlar. Maalesef dışarıdan bile bakamıyoruz. Melis'e Mert'e yatağa yattılar, Mete zaten yattı, İlhan'ı uyuttu. Ben de
Aldıklarımı paylaşmak istiyorum. Biraz kıyafet alışverişi yaptım. Melis'in okulunu öyle zart diye birden girdim, daha hiçbir şey anlatmamıştım ama benim zamanımda 8. sınıfın sonunda bir test yapardın. Sitotuts yapardın. O testin sonucuna göre ve öğretmen işte bu öğrenci bunu yapabilir, bunu yapabilir. Hani senin öğrencinin kendi yeteneğine, şeyine bakarak o öğrenci için bir seviye belirlerdi. İşte FMBO var, HAVO var, FVO var. Öyle seviyeler var. Yani Hollanda'nın eğitim sistemi Türkiye'den gerçekten çok çok farklı. Burada seviyeler var ve her seviyenin değişik branşları var. Ve hani ilkokuldan direkt işte liseden sonra direkt üniversiteye gidemiyorsunuz. Ve çok karışık. Aslında isterseniz ayrı bir videosunu yapabilirim. Böyle güzelce hepsini anlatarak, bütün branşları, şey seviyeleri anlatarak ayrı bir videosunu yapabilirim eğer isterseniz. Ama benim seviyem MAFO çıkmıştı ve ben MAFO'ya gittim eskiden. Yaz tatiline girmeden önce Melis'in öğretmeniyle bir görüşmemiz vardı ve Melis'in seviyesini belirledi. Çok resmi bir şekilde işte bana bir kağıt verdi. Ve seviyesini söyleyince benim gerçekten yani gözlerime yaş geldi. Çünkü hani ben HAVO bekliyordum. Yine yüksek bekliyordum. Benden yüksek bekliyordum yine ama Melis en yüksek seviyeyi kazandı. FVO seviyesini kazandı. Ve o kadar gururlandım ki anlatamam size yani gerçekten. İnanılmaz yani. İlkokuldan sonraki en yüksek seviyeyi kazandı. Ve oraya gidecek ve heyecanlı o da. Bir senesi kaldı işte ilkokulda ve şimdiden okulu bir görmek istedi. Ne zamandan beri soruyor bana. Yine Melis'in ısrarıyla hadi anne gidelim, hadi anne gidelim. Bu akşam gittik baktık işte ama pek bir şey göremedik. Çünkü etrafı kapalıydı tamamen. Öyle. O okul konusu. Eğer isterseniz işte bir ayrı videosunu çekebilirim sizler için. Shein'den aldıklarım hepsi yaz elbisesi. Zalando'dan da hepsi kazak aldım. Bu sıcak nasıl deneyeceğim bilmiyorum ama indirimden kazak aldım. Önce bununla başlayalım bence. Bu beklesin. Bu mavi olma, ha mavi ve siyah gibi duruyor da mavi olması lazım. Şöyle bir elbise. Uzun elbise. Bir giyeceğim, bakacağım güzel durması, eğer geri göndereceğim. Çünkü Shein'den ben aslında hiç öyle alışveriş yapmam. Sanırım ilk defa hatta. Kız kardeşim yine alıyor da ben de ondan gördüm. Yasemin'le güzel şeyler var demişti. Bu da plaj çantası. Siyah beyaz. Plaja, havuza. Havuz çantası, plaj çantası şöyle. Güzel değil mi? Ve iki tane, bir tanesi kırmızı, bir tanesi pembe olması lazım. Elbise. Bu şeyli elbise, böyle ofuşla hani böyle. Şöyle şöyle kapatmalı elbise. Aa, bu aynısı ya. Yanlış mı gönderdiler? Bu aynı kumaş, sadece kısası. Allah Allah. Ben bunu pembe biliyordum. Bu da kırmızıymış, aynısı. Bunların birisi geri gider o zaman. Bunu düşünebiliyor musun şimdi giyeceğim? Ay bu trend yoldan. Şöyle tam kış kazağı. Ama çok güzel. Şöyle giyeceğim ama yine de. Çünkü iyi durmuyorsa geri gidecek o yüzden. Şöyle. İndirimden aldım hepsini. Biraz fazla büyük değil mi? XS. O dedim şimdi kalın bir. Deyeceğim. Bu da şöyle. Trend yoldan bu da. Fırfırlı. Eski 80'ler zamanını hatırlattı bana. Bu da bir hırka. Şöyle kremli, pembeli. Siyahlı. Hepsi trend yollanmış. Bu da. Şöyle pembeli, kırmızılı bir kazak. Bu çok hoş. Güzel. Güzel. Güzelmiş. Bu trend yol değil. Bu Urban Classics. Bir tane böyle kapüşonlu bir mont aldım. Şöyle fermuarlı kapüşonlu. Bunun her renginden vardı. Beyazı vardı, krem rengi vardı, böyle bu rengi vardı, siyahı vardı ama siyah var
Yani diğer renkler var. Bu renkten yine olmadığı için bu rengi aldım. Ha, bir tane de bu gözaltı krem olması lazım. TikTok'ta gördüm. Bir kız sürdü. Influencelandım ben de. O kadar güzel bir efekt verdi ki. Direkt buldum, siparişini verdim. Resmen kırışıkları yok etti. Resmen. Bilmiyorum efekt miydi, belki de filtre kullandı, bilmiyorum gerçekten ama denemek istedim. Öncesini sonrasını görüyor musunuz? Temporary eye tightener. Geçici olarak sıkılaştırıyormuş. Gerçekten. Peter Thomas Roth Instant Eye Firm Temporary Eye Tightener. Hadi canım. Neyse. Okay. Ama kızı da gerçekten öyle oldu. Şey kullanmıştım kendim. Değil mi ya? Filtre kullanmıştır büyük ihtimalle ama ben de deneyeceğiz. I've got this feeling. I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up, no, I don't wanna wake up. Don't wanna wake up without you, baby, without. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere.